Merhaba sevgili seyirciler, Haber Masası'nda gündem başlıklarıyla karşınızdayız. Tabii ki dün feci bir olay yaşandı aslında. Önce Beşiktaş, sonra Kayseri, şehitlerimizin acısı henüz çok tazeyken dün akşam bir şok daha yaşadık. Ne oldu? Ülkemizde bir Rus büyükelçisi öldürüldü. Aslında inanılır gibi değil ama bu gerçek oldu. Çok üzgünüz tabii. Detaylarına da bakacağız, konuğumuzla da konuşacağız. Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Rus Büyükelçisi Andrei Karlov. Saldırgan Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş ise çatışmada öldürüldü. Dün akşam zaten ayrıntıları izledik hep birlikte ama bazı detaylar var, onlara da bir bakalım. Ankara'da Rus Büyükelçi Andrei Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Altıntaş'ın suikast hazırlığını bölgedeki bir otelde yaptığı belirtilirken daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerinde de görevli olduğu öne sürüldü. Suikastçı polisin 15 Temmuz darbe girişimi günü de raporlu olduğu ortaya çıktı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı dedik ve Habertürk'ün Hürriyet gazetesinin haberine göre suikastçı Altıntaş rapor alarak işe gitmedi. Altıntaş'ın saldırının meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin hemen arka bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği ve otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor. Altıntaş'ın akşam saatlerinde kaldığı otelde tıraş olup takım elbise giyip kravatını taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geçtiği belirtiliyor. Suikastçı polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2014 Konya ve 1 Şubat 2015 Bursa seyahatlerinde de görevde olduğu belirlendi. Saldırganın mezun olduğu okul ve gittiği dershaneyle ilgili iddialar da FETÖ sorusunu gündeme getirdi. Altıntaş'ın cemaate yakın Aydın Söke Özel Körfez Dershanesi'ne gittiği iddia edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle Diyarbakır'da olduğu öğrenilen Altıntaş'ın darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da bulunduğu ve 16 Temmuz günü 2 gün izin alarak Ankara'ya geldiği belirtildi. 18 Temmuz gününe kadar izin alan Altıntaş'ın Ankara Demet Evler Mahallesi'nde bir evi adres gösterdiği ifade edildi. Darbe girişimi nedeniyle polislerin izinlerinin iptal edildiği dönemde Altıntaş'a 2 gün izin veren dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'in ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi. Evet, bu arada Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren saldırganın ve ailesinin evinde de aramalar yapıldı. Annesi, babası ve kız kardeşi de gözaltına alındı. Liderlerin de açıklamaları vardı. Geçeceğiz birazdan, hemen konuğumuza dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de yakinen tanıdığınız biriydi Rus Büyükelçi Karlov. Şimdi dün aslında şaşırdık tabii. Yani inanılır gibi değil, çünkü dediğim gibi hani Beşiktaş, Kayseri, ondan önceki saldırılar derken bizim acımız tazeyken üstüne bir de bu eklendi akşam saatlerinde. Çok soru var aslında, sorulması gereken. Özellikle tabii biraz önce aktardık, FETÖ soruları akla geliyor. Bağlantılar var çünkü gittiği dershane, bulunduğu ortam, 15 Temmuz'da izinli olması. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani gerçekten hani FETÖ ile bir bağlantısı olabilir mi? Birilerinin talimatı doğrultusunda nasıl hareket etti? Orada neden öldürüldü? Bu da çok büyük bir soru işareti olarak kaldı. Elif Hanım, öncelikle bir sefirin burada kendi ülkemizde öldürülmesi gerçekten üzüntü verici bir durum. Türkiye bütün buradaki diplomatik misyonların güvenliğini sağlamakla görevli. Diplomatik bir misyonlara yönelik saldırı dünyanın her tarafında kabul edilmez ve kınanır. Biz de Sayın Büyükelçi'ye dönük ve onun ölümüyle sonuçlanan bu çirkin, alçak saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Rus halkına başsağlığı diliyoruz. Dışarıda olmak her insan için önemlidir. Gurbette olmak, kendi ülkesini temsil etmek. Ben de benzer bir süreçten geçtiğim ve dolayısıyla bunun ne anlama geldiğini ailesi için de biliyorum. Umuyorum ki bu bir son olur artık ülkemiz için de. Çünkü Türkiye her konuda dünyada gündeme geliyor. Kötü şekilde gündeme geliyor. İşte Kayseri saldırısı,
Ondan önce İstanbul'daki, Beşiktaş'taki saldırı. Gün geçmiyor ki Türkiye kötü bir şekilde dünyanın gündemine gelmemiş olsun. Şimdi de dış bağlantılı olan, yani dışarıdaki bir misyon, dış bir ülkenin buradaki temsilcisine dönük bir saldırı. Bu tabii çok üzüntü verici bir durum. Çok soru var dediğiniz gibi. Hı hı. Bunun kim olduğu belli olur. Çok basit. Ailesi de göz altında, evet, zaten bunlar, şu anda. Bunlar bulunur ama buna kimin yaptırdığı belki de hiç bilinmeyecek. Çünkü asıl önemli olan bu alçakça eylemi kimin yaptırdığı. Devlette, bizim istihbaratta ciddi bir zafiyetin olduğu açık. Devletin her kademesine sızılmış. İnsanlar kullanılıyor. İnsanlar başka şekilde eylemlere sürükleniyor. Ve bu devam ediyor. Şimdi çok soru işareti var. Bir, bu polis teşkilatında nasıl tutuldu? Bu kadar, yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu kadar güvenlik soruşturmaları yapılıyor. Bu kadar hassas bir yerde, hı hı, niye tutuldu? İki, bu gerçekten kim kullandı bunu? Yani kullananların siyasi bağlantısı ne? Niye böyle bir şey yapmak istediler? Rus Büyükelçisi'ne dönük bu saldırıyı yaparak neyi hedeflediler? Eğer hedefledikleri Türkiye-Rusya ilişkilerinin akamete uğraması, başlayan normalleşme sürecinin sekteye uğraması ve kopartılması ise bunu anlayabiliriz. Ama ki bu yönde zaten, evet, birçok yorumda. Amaç neydi? Neden bunu yaptı? Bu çok önemli. Türkiye'de gerçekten öyle bir döneme girdik ki, affedersiniz, hep söyleniyor, it ayağı kurt ayağına karıştı. Kimin ne peşinde olduğu belli değil. Bu Türkiye'nin esasen merkezi devlet otoritesinin zayıfladığı, istihbaratın çöktüğüne açık bir işarettir. Bir büyükelçinin orada bu şekilde katledilmesi ve canlı yayında katledilmesi tabii dünyada şok etkisi yarattı. Hepimiz şok olduk. Yarın şimdi devletin ilgililerin şunu yapması gerekiyor. Bunun bütün bağlantılarını araştırması gerekiyor. Tatmin etmesi lazım kamuoyunu. Kimdir bu? Arkasında kim vardı bunun? Yani bu alçak bir katil. Buna kim yaptırdı? Ve amacı neydi bunun? Amacı, dış bağlantısı var mı? Bir dış servisle bağlantısı var mı bunun? Bunu bir kere aydınlatması lazım. Daha da önemlisi, bundan sonra benzer şekilde yabancı misyonlara dönük benzer saldırıların olması halinde bu bir vahim olur. Yani buradan ders almak lazım. Üçüncü konu, bizim dışarıda temsilciliklerimiz var. Yani Türkiye'nin, evet, büyükelçilikleri var, başkonsoloslukları var. Oraların fiziki güvenliklerinin alınması lazım. Korunmalarının artırılması lazım. İlgili ülkelerle bu konuyu görüşmek lazım. Bunların süratli bir şekilde artık yapılması bir zarurettir. Çünkü bulunduğumuz ortam Türkiye'de bir kaos ortamı. Adeta bir her gün yeni bir kötü güne uyanıyoruz. Evet. Ve yeni ve sarsıcı kötü günün etkileriyle güne devam ediyoruz. Bu basit bir olay değil. Evet. Çok profesyonel hazırlanmış bir olay. Ama yani FETÖ vurgusu tabii daha çok yapılıyor şu anda ki çok da yakın geliyor, yani böyle bir olasılığın olması. İşte saldırganın, bakıyoruz işte geçmişine baktığımızda bazı izler var FETÖ'yü işaret eden. FETÖ ise bunun çabucak anlaşılması lazım. Bu FETÖ olayı da nasıl devlete yerleştirildi onu da açık herkesin biliyor. Cemaatin devlette olmasının ne kadar yanlış olduğunu artık bilmesi lazım. Bunların dinle, imanla, Allah'la hiçbir alakaları yok. Bunlar tamamen güç peşinde olan alçak herifler. Bunu bir herkesin artık anlaması lazım. Dini kullanıp, imanı kullanıp, kitabı kullanıp güç elde etmek ve yönetmek isteyen insanlar. Devletin artık uyanık olması lazım. Yani devlet rasyoneliteyle yönetilir, akılla yönetilir. Devlet böyle inançlarla belli grupların hakimiyeti ve onun inancıyla yönetilmez. Hele seküler bir Türkiye bununla hiç yönetilmez. Şimdi burada gerçekten iki şey önemli bundan sonra. Bir, Türkiye-Rusya arasındaki diyaloğun kopmaması önemli. Rusya'dan, hı hı, aldığımız mesajlar, onlar da bunu daha serin kanlı bir şekilde karşıladılar, soğuk kanlı bir şekilde karşıladılar. Ve ilişkilerin kopmayacağını belirttiler. Hatta bugün yapılacak Türkiye-İran, evet, ona Rusya üçlü görüşmesini ertelemediler. Bu önemli bir şey. Yani Rus tarafı da şunu anlıyor. Türkiye'de bir kargaşalık var. Türkiye'de hemen Türkiye'yi suçlayabileceğimiz bir, belki de bir ortam olmayabilir. İçerisinde Türkiye'ye ait olmayan yerlerden talimat almış unsurlar çıkabilir. Bu kanı var. Bunu
Bunu araştırmak istiyorlar. Diğer taraftan önümüze baktığımız zaman uluslararası toplum da şunu görüyor. Gerçekten Türkiye artık güvensiz olduğu zaman bizim buradaki bütün varlıklarımız ve çıkarlarımız da güvensizdir. Yani işte büyükelçilikleri güvensiz, gelen turistleri güvensiz. Bundan da bir an önce kurtulmak lazım. Bir açıklaması vardı. Dedi ki işte yani nasıl işte korumadıklarına dair Rus büyükelçisini. Böyle mi hani biz o ülke sorumlu değil midir? Yabancı diplomatik misyonları 1961 Viyana Diplomatik Sözleşmesi var. O sözleşmeye göre bütün yabancı ülkelerin misyonlarını koruma görevi ev sahibi ülkenindir, Türkiye'nindir. Varsa eksiklikleri hem onların büyükelçilikleri yani binalarını korumakla görevlidir hem de onun personelini korumakla görevlidir. Sorumluluk Türkiye'nindir. Yani bizim Rusya'daki büyükelçiliğimizin güvenliği ve sorumluluğu da Ruslarındır. Bu hep böyledir. 1961 Viyana Sözleşmesi, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde. Tabii isterse Rusya kendi içinden de güvenliğini alabilir. Evet. O ona engel değildir. Ama öncelikle koruma görevi. Ama öyle bir açıklamada evet, herhalde biraz uygun değil. Yani bu artık öyle bir şey oluyor ki neredeyse devlet kendi görevini başkasına yıkıyorlar. Yani İşte FETÖ yaptı. Tamam FETÖ, bu FETÖ ama bu FETÖ'yü peki burada tutan kim? Bunu niye hala tutuyorsunuz? Sizin istihbaratınız yok mu? Yani hep böyle falan yaptı, bu yaptı. İyi de sen ne yaptın? Tam ateş etmeden önceki sözleri ne anlama geliyor saldırganın? O da çok çünkü şimdi akşam orada, çok tartışıldı. Evet orada bir biliyorsunuz iki gün önce, daha doğrusu geçen hafta Halep konusunda bir anlaşmaya varıldı. Ateşkes anlaşmasına. Dün de Halep'le ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı çıktı. Halep'teki ateşkesle ilgili. Halep'te şu oluyor, AKP'nin desteklediği cihatçı unsurlar yenildi ve tahliye oluyor. Onlarla birlikte siviller de tahliye oluyor. Halep'ten İdlib'e geliyorlar. Tabii Türkiye'de bu farklı yansıtıldı basına. Sanki çok büyük bir zafermiş falanmış, anlaşma oldu, tahliye oluyor falan. İyi de yani 5 yıldır AKP'nin donattığı, desteklediği cihatçı unsurlar Halep'te yenildi ve çekiliyorlar. Tabii bununla birlikte sivillere bir şey olmasın. Bizim kaygımız o. Yani sivillere bir şey olmasındı. Orada da uluslararası toplum duyarlılık gösterdi. Sivillerin tahliyesi konusunda evet, da şu ana kadar 20 binin üzerinde sivil tahliye oldu. Ve onunla ilgili bir anlaşma vardı. Şimdi bu katil tabii ki bu anlaşmaya bir referans yapıyor. Yani daha doğrusu Halep'e bir referans yapıyor. Halep'teki Rusya'nın katliamlarına referans yapıyor. Bunun onu anlayacak ne aklı var ne kafası var. 20 yaşında hiçbir deneyim olmayan birisi. Belli ki onu eğitti birisi, söyletti. Yani o tetikçi. Evet aslında şimdi en önemli kanıt şimdi yok. Yani eylemi işte gerçekleştiren öldü neticede. Yani sağ olarak ele geçirilemez miydi? Ya da işte öldürülmesi de bu planın bir parçası mı oluyor aynı zamanda? Yani işte çok haklı sordunuz soruları. Daha programın başında direkt sordunuz. Yani acaba sağ yakalanamaz mıydı? Konuşturulamaz mıydı? Tabii bilemiyoruz yani o şartları bilemiyoruz. Ama her halükarda şu açık. Böyle saldırılarda saldırganlar yakalanır ama ona kimin yaptığı bir türlü anlaşılmaz çoğu zaman. Anlaşılsa da çok geç olur. Zaten hiç kimse bunu ben yaptırdım da demez. Ama burada şu çok açık, bunun bir yabancı istihbaratı var, ayağı var. İki, Türkiye'de istihbaratla ilgili ciddi bir zafiyet var. Devlet sorumluluğunu almıyor. Yani almıyor. Bugün bir saldırı yani Beşiktaş, Kayseri hepsi bir örnektir. Tabii, son günlerde yaşadığımız. Hiç kimsenin can güvenliği yok Türkiye'de. Yani İşte birisi saldırdı, DHKPC saldırmış. Tamam, DHKPC saldırmış, FETÖ saldırmış da sen devletsin, devlet. Evet. O görev, onu saldırtmamak, o güvenliği almak senin görevin. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Evet. Ona da bir bakalım. Karlov'un, Rus Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan olayı provokasyon olarak nitelendirdi. Bir dinleyelim, değerlendirelim ardından. Bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Biliyoruz ki bu Türkiye
Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Sayın Başkan Putin'le mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız. Ortak soruşturma komisyonunu kuracağız ve şu anda zaten bütün Rusya'ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrei Karlov'a yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor. Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum ve milletçe bir ve beraber olarak bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle şu anda farklı havalar içerisinde olanların oyunlarının da bozulacağını, bozulmakta olduğunu da gösterelim istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları olayı provokasyon olarak değerlendirdi ve Başbakan Binali Yıldırım da aynı şekilde gelişmekte olan ilişkileri bozmaya yönelik bir olay olduğunun altını çizdi. İlişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğini de belirtti. CHP liderinin de Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları vardı. Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrei Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum dedi. Peki Rusya'dan da açıklamalar vardı. Bir de ona bakalım, ardından değerlendirelim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un alçakça öldürüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Putin de saldırıyı provokasyon olarak niteledi. Öte yandan Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek Büyükelçinin devlet madalyasıyla ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, söz konusu saldırı Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız dedi. Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek Büyükelçinin devlet madalyasıyla ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini de söyledi. Rusya Başbakanı da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili sadece Rus Büyükelçisine ateş etmediler, yüksek değerler içeren barış ve insan hayatından yana olanlara ateş ettiler dedi ve Rusya bunu cezasız bırakmayacaktır ifadelerini kullandı Medvedev. Ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da açıklamalar vardı. Bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız dedi. Ve Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı da bu saldırı birçok terör saldırılarının ardından gerçekleşti. Türkiye'nin ilgili servislerinin güvenlik önlemlerini almaları gerekiyordu açıklamasında bulundu. Evet, Rusya'dan da bu açıklamalar geldi. Şimdi Putin iyi ilişkilerin zarar görmesi olarak değerlendirdi. Yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım gibi. Fakat mesela Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı da diyor ki güvenlik önlemleri almaları gerekiyordu diye de belirtti. İşte diplomatik Viyana Diplomatik Sözleşmesi uyarınca yabancı misyonların korunması görevi ev sahibi ülkenindir. Dolayısıyla o çerçevede bu zaten yani bilinmeyen bir konu değil, gündeme gelecektir. Ben müsaadenizle bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Suriye'de ne oluyor ki bu bütün katilin Suriye referansı, Halep referansı gündeme geldi? Yani son 15 günde ne değişti Suriye'de? Çok önemli bir değişiklik oldu. Onu gözden kaçırmamak yani lazım. Yani bugünkü bu üçlü zirveyle ilişkili evet. Aslında. Bu üçlü zirve 15 gün önce Rusya ile Türkiye daha yakın çalışmaya başladı.
Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile hiçbir surette Suriye konusunda çalışmıyor artık. Amerika'nın tek derdi PYD'ye Fırat'ın doğusunda bir devlet kurdurmak. Ve onu teşkilatlandırmak, onu teşkilat güçlendirmek. Yani Trump da merak ediliyor ama hani evet. Burada o nasıl bir yol izleyecek diye. Onun yolu daha henüz net değil ama Amerika'daki devlet yönetimi yani establishment dediğimiz devletin asıl bel kemiğini oluşturan kuruluşlar Trump'a da bu görüşü öyle veya böyle kabul ettirecek. Zaten güvenlikli bölgeler oluşturacağız demek de esasen onun bir PYD'nin bölgesini de güvenlikli bölge kabul edeceğini bilmemiz lazım. Bizim Fırat Kalkanı operasyonu için anladık biz hemen güvenlikli bölge ama esasen onu PYD alanı için bir güvenlikli bölge oluşturmak istediğini bilmemiz lazım. Şimdi şöyle bir şey değişiyor. Türkiye hala AKP yönetimi hala Esad gitsin diye uğraşıyor. Rusya ve İran ise Esad kalsın diye uğraşıyor. Bu konu dışında her üç tarafta Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda esasen hemfikir. Bununla ilgili bir çalışma var. Yani Halep'teki o şeyde cihatçıları çekme kararı aldı. Yani kendisi bağlı olduğu, kendisinin daha çok yönlendirmesinde olan cihatçı grubu Halep'ten çekti. Bu Rusya'nın çok hoşuna gitti. Ve Halep esasen Esad'ın en büyük kent, Esad'ın kontrolüne geçmiş oldu. Şimdi bu işbirliğinin yarın İdlib'de olmayacağı ve daha sonra bunun AKP'nin de bir süre sonra Esed'i tekrar Esad'laştırmayacağını garantisi kalmadı. Yani AKP hep U dönüşleriyle bilinir. İşte İsrail konusunda, Rusya konusunda dün dediğini bugün tersini yapan ülke. Peki öyle de olmalı değil mi? O öyle yani, olmalı. Öyle olmalı. Gidişat o yöne doğru gidiyor. Şimdi bunu birileri sakat bırakmak istemiş olabilirler. Yani bu bir senaryo. Yani birisi bu gidişi yani ittifak yapısındaki arazideki değişimi eskiden Amerika ile şimdi Rusya ile yola gidiliyor. Bunu engellemiş olabilirler. Birincisi bu. İkincisi esasen şunu hemen söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye konusunu Rusya ile yani Esad'a hala Esad gitsin diyen bir AKP'nin Suriye konusunu Rusya ile ele almasını da çok fazla içine sindirmiş değil arazideki güçler. Yani Esad bile istemeyebilir. Yani bu çok açık. İran istemeyebilir. Yani Türkiye'nin burada tekrar devreye girme, Rusya kanalıyla girmesi bazı unsurları rahatsız edebilir. Dolayısıyla burada spekülasyon bitmez. Yani teori bitmez. Sayabildiğiniz kadar. Ama bir şey var, kesin. Bizi Rusya ile karşı karşıya getirmek istiyorlar. İki, normalleşme sürecini çöpe attırmak istiyorlar. Bunun Türkiye'deki zafiyet üzerinden, istihbari zafiyet üzerinden uyguladılar. Yarın benzer şeyi örneğin başka bir ülkeye karşı yapmayacaklarının garantisi yok. Onun için devletin sorumluluğu bunu bütün bağlantılarını ortaya çıkarmak. Birincisi bu. İkincisi de dış bağlantısı varsa ki ben var olduğunu düşünüyorum. Ya başka bu Suriye konusu öyle 22 yaşındaki bir insanın gelip hadi ben Rus büyükelçisini öldüreyim fantazisi olamaz. Yani bunu kim bir kere o tamamen tetikçi birisi. Bunu bir kere ortaya çıkarması gerekiyor. İkincisi daha önemli bir konu. Bundan sonra demek ki Türkiye sadece içerideki bizim vatandaşlarımıza dönük provokasyon ve terör olaylarıyla devam etmiyor yoluna. Şimdi bir de Türkiye'deki yabancı misyonlara, yabancı varlıklarına dönük operasyonlarla devam edecek. Bu da her ülkeyi eğer o ülke uyanık değilse işte Rusya gibi yani bunu anlayamıyorsa daha devlet aklı yoksa bu defa bunu Türkiye'nin yaptığı şeklinde algılayacak ve Türkiye ile ilişkilerini gelecek, bozacak. Rusya sonuçta bu ilişkilere zarar gelmesi için bunun yapıldığını belirtti. Evet. Peki bu dün akşam yaşadığımız olay bu üçlü zirveye nasıl yansıyacak? Tabii ki şöyle bir şey. Şimdi Elif Hanım yani bu ister istemez Rusya şunu diyecektir. Türkiye bizim diplomatik misyonu orada koruyamadı. Güvenliğini alamadı. İstihbarat vermedi. Bunları söyleyecek. Çünkü bunlar artık yani ev sahibiyiz. Bu bizim sorumluluğumuzda bunu söyleyecek. Ama şunu da biliyoruz ya. Yani bu konu üzerinde takılıp kalmanın tam da bunu planlayanların planı olduğunu ve onların planına zafiyetine düşmek olduğunu biliyor. Onun için Putin yönetimi daha akıllı ve serin kanlı davranıyor şu anda. Bunu önce anlamaya çalışıyor. Bunun
bu sadece bir içeriden kaynaklanan bir şeyse, yani hakikaten hiçbir dış bağlantısı yoksa, ki bu sürpriz olur bizim için, o zaman farklı bir reaksiyon verecektir. Ama bunun dış bağlantısı varsa, o aydınlanırsa, o zaman daha farklı bir reaksiyon verecektir. Ama ben bu işin, Rusya'nın bu işin peşini bırakacağını sanmıyorum. Çünkü yani bu ülkedeki en üst düzey temsilcisi, Rusya'yı temsil eden bir büyükelçisi katledildi. Şöyle, buna ilişkin daha soğukkanlı davranmasını, daha yani fevri davranmamasını arzu ederiz. Çünkü zaten bölge çok çalkantılı. Türkiye'nin üzerinde şu anda çok yabancı el var. Rusya'nın da üzerinde çok yabancı el. Rusya da çok farklı istihbari şeylere gebe. Çünkü Ukrayna krizi yaşadı Rusya. Kırım'ı ilhak etti. Ondan başka bir sorunu var. Rusya'nın Baltıklarla sorunu var. Gürcistan, Osetya ile sorunu var. Yani bütün Rusya'nın da şu anda dünyadaki artı ekonomik sorunları var. Rusya'da Putin'i istemeyen bir sürü kuvvet var. Belli ülkelerle sürekli çarpıştırmak isteyen ülkeler var Rusya'yı. Rusya'nın gücünü başka alanlarda tüketmek isteyen ülkeler var. Bunu Türkiye üzerinden yapmış olabilirler. Bunun çeşitli bağlantıları var. Peki ortak bir araştırma diyorlar ya, ortak bir araştırma komisyonu. Evet, birlikte. Anlaştılar. Bu önemli. Bizim de kamuoyu olarak, ana muhalefet olarak istediğimiz o. Bu tür olaylar bütün çıplaklığıyla araştırılsın ve bütün bağlantılar ortaya konsun. Kimin yaptığı, nasıl olduğu, bunu kimin şey yaptığı. O zaman ancak biz Rusya'yı kaybetmeyiz veya başka bir ülkeyi kaybetmeyiz. Ve o zaman Türkiye'de bu işi yapacak insanlar, hevesliler iki defa düşünürler. Yani, peki Putin garanti istiyor mesela işte diplomatların korunması ile ilgili. Yani diplomaside bu garanti istemenin anlamı ne oluyor peki? Yani nota yazmıştır. Bir kere bu olayı protesto etmiştir, kınamıştır. Ve diplomatik temsilciliklerin, demin onu arz etmeye çalıştım. Bir binalarının güvenliği vardır. Bir de o binalarda çalışan, yani diplomatların güveni, temsilciliklerin güveni. Ve bununla ilgili tabii ki garanti isteyecektir. Yani bunları koruma, güvenliklerin artırılması, bununla ilgili her türlü önlemin alınmasını talep etme hakkı var. Evet. Yani bu normal bir hak. Bunu Türkiye'de talep ediyor. Bizim işte büyükelçiliklerimize dönük vaktiyle Ermeni ve PKK terörü olduğu zaman ve hala oluyor PKK terörü, her zaman biz güvenlik talebinde bulunuruz ve bu da gayet normal bir şeydir. Yani Rusya'nın bunu talep etmesi anormal bir şey değildir. Kendi temsilciliğini garanti altına almak istiyor. Bu da ev sahibi ülkenin sağlayacağı bir unsurdur ve normal bir şeydir yani. Anormallik yok. Tabii buna ilişkin dün çok tartışıldı. AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun açıklamaları vardı. Saçma sapan. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürmesine dair Habertürk'te konuşmuştu. İlginç bir açıklamaydı Burhan Kuzu'nun ki. Bizim gevşekliğimiz bir yana dedi. Nasıl oluyor da Büyükelçinin Rus koruması olmuyor diye konuştu Burhan Kuzu. Bir dinleyelim neler demiş, ardından konuşalım. Anayasa hazırlığımız var. Bu anayasa hazırlığı birkaç ay içinde muhtemeldir ki tamamlanır. Sonra bunu tartışmaya açacağız. Komisyondan geçince de genel kurula getireceğiz. Bir sayı sorunu. Evet, bugün aynı zamanda anayasada süreci de başlıyor. Saat 16'dan itibaren tabii meclis daha da hareketlenecek ama dünkü olay elbette damgasını vurmuş olacak anayasa görüşmelerine de. Evet, Burhan Kuzu'nun sözleri bizim gevşekliğimiz bir yana nasıl oluyor da Büyükelçinin Rus koruması olmuyor ifadelerini kullandı. İlk açıklama zaten Melih Gökçek'ten gelmişti sevgili seyirciler. Bir de o konuştu biliyorsunuz. Herkesten önce böyle konuşanlar olmuştu. Ama tabii bir anlam veremiyoruz elbette bu sözlere de. Yani şöyle, artık bundan sonra bu devlet işlerini, dış politikayı belediyelerdeki encümenler yapsa veya işte belediyenin çalışanları yapsa, AKP hükümeti bunu anormal görmeyecek. Bir kere birisinin söylemesi lazım. Ya bu ciddi bir konu. Bu bir ciddi bir konu. Siz bir kere durun. Bu ülkede bir Dışişleri Bakanı var, bir başbakan var. Yani bu kadar ayaküstü konuşulacak konu mu? Bir de Rusya'nın koruması yok muydu? Büyükelçinin koruması. Ya önce onu korumak senin görevin. Yani bu kadar kolaycılık, bu şu anlama geliyor. Ya biz yapamıyoruz, biz beceriksiziz. Bizim zaten güvenlik önlemi alamıyoruz. Sen bunu bilmiyor muydun kardeşim?
demek anlamına geliyor. O zaman sen onu notayla bildirirsin ki ben beceriksizim, ben güvenlik alamıyorum kardeşim ülke olarak. Bak bana güvenerek, ev sahibi ülke olarak bana güvenerek sakın büyükelçinizi böyle false comfort derler yabancılar. Yani olmayan bir şekilde güvenlik şeyine sokmayın. Lütfen kendi güvenliğinizi alın öyle gelin. Biz güvenliğinizi sağlayamayız. Biz ev sahipliği Viyana Sözleşmesi'nin gereğini yapamıyoruz. Deyin o zaman. Ya bu açıklamalar gerçekten çok yersiz ve sorumsuz açıklamalar. Türkiye işte bu açıklamalar zayıflatıyor. Dışarıda da imajımızı zayıflatıyor. Türkiye'yi dışarıda böyle bir ciddi saldırı olmuş. Oturup bunu ciddi bir şekilde araştırmaları gerekir. Az konuşmak ve olayı detayıyla ortaya çıkarmak ve şeyle birlikte kameraların karşısına çıkmak gerekiyor yani Rus tarafıyla. Evet, şimdi Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara'nın göbeğinde. Meclise çok yakın, evet. Birçok bölgeye çok yakın, binaya çok yakın, dibinde meclisin hatta. Zamanlama da çok manidar. Bu söz çok hafızalarımıza yer etti artık, manidar sözü, ama bugünkü üçlü zirve açısından da zamanlama manidar oluyor elbette. Biz bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Birçok soru var halen cevabını aradığımız elbette. Dışişleri Bakanı dün Moskova yolundaydı bu olay gerçekleştiğinde. Rusya bu olup bitenleri nasıl yorumlayacak derken onlar da hani sizin de söylediğiniz gibi makul açıklamalarda, akıl doğrultusunda evet, açıklamalarda bulundu. Yani suretle karşıladılar. Ve mesela Putin dedi ki saldırıya verilecek cevap terörizme karşı savaşı güçlendirmektir açıklamasında da bulundu. Oldukça soğukkanlı ve akılcı bir politika izliyor şu anda aslında Rusya'da. Evet. Ama bakalım bugün neler yaşanacak orada? Ya bugün konuşulacak. Tabii bu konu ayrıntısıyla konuşulacak ama şunu belirtmek lazım. Bu çok kötü, elim bir olay. Bunu her türlü araştırmak lazım. Bunun tedbirini almak lazım. Bundan sonra tekrarını olmaması için uğraşmak lazım. Ama bu kötü olay iki ülkenin yeniden başlayan normalleşme sürecini, ilişkilerini sekteye uğratmamalı. Bir sürü provokasyon var. Demin onu arz etmeye çalıştım. Hem Türkiye yine üzerinden. Yine ABD'ye de yapıldı. Mesela dün akşam yine sabaha karşı saat 4 sıralarında pompalı tüfekli havaya ateş açan bir kişi vardı. Gözaltına alındı. Berlin'de dün gece yine bir saldırı gerçekleşti. Şimdi şöyle. Ardarda geldi haberler. Dünya artık, dünyanın hiçbir köşesi bütün bu yaşanan olaylardan dolayı artık istikrarlı değil. Dünyanın en yumuşak karnı, en fazla barışın olduğu yerler haline dönüştü. Niye? Çünkü güvenlik zafiyeti çok ortaya çıkıyor. İstedikleri zaman çok basit terör eylemi yapabiliyorlar. Hı hı. Dünyada güvenlik anlayışı değişti maalesef. Bizim de ülke olarak şunu bilmemiz lazım. Bu kötü olay ama bunun başka büyükelçiliklere, başka yabancı misyonlara dönük olmaması için hemen tedbir almalı. Birincisi bu. İkincisi bizim dışarıdaki temsilciliklerimiz var yurt dışında. Onlara dönük bir şeylerin olmaması için oradaki ülkelere gidip güvenliklerini arttırmaları için girişimde bulunulmalı, evet. Ve güvenlikleri arttırılmalı. Bu iki konu çok önemli ve bu olayın bütün boyutları araştırılmalı. Evet. Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor şu sıralarda. Bir dinleyelim. Büyükelçi Karlov, dün de söyledim. Gerçekten zor şartlarda bile görevini en iyi yapan çok iyi bir diplomattı. Как я вчера уже говорил вам, господин Карло был выдающимся дипломатом, который и в трудных условиях блестяще выполнял свои обязанности. Русия zaten her zaman en iyi diplomatlarını Ankara'ya görevlendirir. Известно, что Россия всегда направляла в Анкару выдающихся дипломатов. Да, ilişkilerimize verdiği önemin göstergesidir. Что еще раз подтверждает значение, которое вы придаете развитию наших отношений. Ama Andrei Karlov iyi bir diplomat olmanın yanında harika bir insandı, mükemmel bir insandı. Господин Карлов был не только прекрасным дипломатом, но и замечательным человеком. Dün Cumhurbaşkanlarımız, başkanlarımız görüştüler. Biz de görüştük. Вчера провели разговор наши президенты, и мы с вами вчера также побеседовали. Şunu bilmenizi isterim. En az Rusya kadar, Rus halkı kadar Türkiye ve Türk halkı da çok üzgün. Я хочу, чтобы вы знали, что Турция и турецкий народ скорбит так же, как скорбит Россия и народ России. Yine hem Rusya hem Türkiye biliyor ki bu terör saldırısının hedefi esasen ilişkilerimize zarar vermek ve son zamanlarda ulaştığımız, birlikte kat ettiğimiz tüm hedefleri yok etmektir.
как в России, так и в Турции хорошо известно, что основная цель нападавших была нанести ущерб российско-турецким отношениям и скомпрометировать те успехи, которые мы с вами совместными усилиями достигли в последнее время. Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna müsaade etmeyeceğini de defalarca vurgulamıştır. Мы знаем, что и в России, и в Турции дают себе в этом отчет, а также дают себе отчет о том, что мы не должны позволить организаторам этого преступления достичь своих целей. Bu hain, alçak terör saldırısının arkasında ne var, kimler var, bunu da açığa çıkarmak zorundayız. Мы обязаны выяснить, кто стоит за этим гнусным, подлым преступлением. Bunu da birlikte başaracağız. И уверен, что совместными усилиями мы сможем этого добиться. Sayın Putin'in önerisini Cumhurbaşkanımız Erdoğan tereddüt etmeden kabul etti ve uzmanlarınız Ankara'ya ulaştı ya da ulaşmak üzere. Как известно, президент Эрдоган без малейших колебаний принял предложение господина Путина, и российские специалисты уже находятся на пути в Анкару или уже прибыли туда. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar, şeffaf bir şekilde bu terör saldırısının sebebi ne, arkasında ne var, bunu açığa çıkaracaklar. Наши специалисты будут работать совместно с вашими, и мы сделаем все возможное для того, чтобы выяснить все обстоятельства до преступления и разоблачить тех, кто стоит за ним. Elbette Андрея Карлова yapılan bu terör saldırısının hesabı da sorulacaktır. И те, кто совершил это преступление в отношении господина Карлова, понесут наказание. Ve kendisinin adını hem Ankara'da hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğimizin olduğu sokağın ismine de Andrei Karlov'un ismini vereceğiz. İsmini değiştireceğiz. Başbakanımız dün akşam telefonda söyledi. Мы приняли решение, меня об этом проинформировал вчера по телефону премьер-министр Турции, увековечить память господина Карлова как в Анкаре, так и у меня на родине, в частности, улица, где находится посольство Российской Федерации, имеется в виду переименовать ее в улицу Андрея Карлова. Değerli dostum, bir kere daha başta size, bakanlığınıza ve Rusya'ya, Rusya halkına başsağlığı diliyorum. Еще раз, господин министр, хотел бы выразить свои глубокие соболезнования вам, всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации и российскому народу. Андрей Карловын руху шад olsun. Упокой Господь душу Андрея Карлова. Türkiye, Rusya son zamanlarda işbirliği yapınca neleri başarabileceğini sadece kendi halklarımıza değil tüm dünyaya gösterdi. Россия и Турция за последнее время не только своим народам, но и всему миру показали, чего они могут достичь совместными усилиями. Biz hem bu işbirliğimizi Rusya'da, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşmak için devam ettireceğiz, hem de bu işbirliğimizi diğer alanlara da yayacağız. И мы намерены продолжать эту совместную работу, продолжать наши усилия как в том, что касается политического урегулирования в Сирии, так и в том, что касается дальнейшего развития наших двусторонних отношений во всех областях. Böyle bir zor günde bile bir arada olmamızın, bu toplantıyı yapmamızın da anlamı budur. И в этом смысл того, что и в эти тяжелые дни мы собрались вместе. Tekrar başınız sağ olsun. Еще раз примите мои соболезнования. Teşekkür ediyorum. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Birlikte hareket edeceğiz dedi, hesabı sorulacaktır dedi. Ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın da sözleri vardı. Ona da ekleyelim. Türkiye'ye hızlı tepki verdiği için müteşekkiriz demişti. Evet. Bu anlamda hani orada zirveye aslında bir gölge düşmemiş gibi de bir hal var. Bu noktada yani Rusya'nın olgun davranması, hı hı, bu olayın biraz daha derinliğine hemen Türkiye'ye suçlamak, Türkiye'nin yaptığını değil, daha böyle derinliğine bir araştırmayı istemek, o yönde bir eğilim sergilemesi Rusya'nın önemlidir. Esasen bu kadar kötü bir olaydan sonra da eldeki tek cılız da olsa tek umut verici şey ilişkilerin devam edecek olmasıdır. Bu önemli bir konu. Tabii burada şu var Elif Hanım, Türkiye'de şimdi bu iş esasen ulusal bir konu Rusya içinde. Yani bir prestij konusudur. Böyle konular. Dışarıda bir temsilcisinin öldürülmesi, suikaste uğraması her zaman kolay değildir. Ama Putin'in kendi halkı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Onun öyle bir açıklama yapması da halkın muhtemel tepkisini zayıflatıyor. Rus halkı milliyetçi bir halktır. Ben de işte Rusçamdan dolayı bilirim. Orada da uzunca o bölgede yaşadım.
Dün akşam baktınız mı mesela hani yorumlar, Rus halkından? Evet, ben sevindiğim şu, yani Putin tabii öyle bir konuştu ki bunu bir provokasyon olarak tanımlaması. Ki doğrusu da odur. Ben de ilk hemen mesajı attığım zaman bu bir provokasyondur dedim. Bunu böyle tanımlaması Rus halkındaki olabilecek tepkiyi yavaşlattı. Hı hı. Eğer Putin değil de örneğin daha cılız başka bir lider olmuş olsaydı ve bunu kötü amaçla kullanmış olsaydı bugün Rusya'da büyük ulusal bir tepki ortaya konmuş olurdu. Ve bu Türkiye ile ilişkileri kopartma noktasına getirilirdi. Ama Putin'in güçlü olması, ülkedeki kontrolünün mutlak olması, ilişkiler konusunda, devamı konusunda kararlı olması bu kötü olayda bile kopmayı önledi. Bence bu önemli bir konu. Ama Türkiye'nin bu konu bundan sonraki süreçte başka büyükelçiliklere, başka yabancı varlıklarına veya Türkiye'nin dışarıdaki büyükelçiliklerine dönük saldırılara maruz kalması durumunda tabii ki bu bugün yakaladığımız cılız da olsa umut ışığı yarın sönebilir. Hı hı. Çünkü Türkiye bu terör konusunda hükümetin kararlı adımlar atması lazım. İstihbaratımız zayıf. Yani o kadar Allah'lık yaşıyoruz ki. Şimdi darbe girişimi oldu, bir sürü insan atılıyor, şey oluyor. Peki bunlar ne? Bunları kim yaptı bunların güvenlik soruşturmalarını? Kim kontrol ediyor? Bunlar hiç anlaşılmıyor mu? Yani gerçekten... Bu kadar mı gizli yapılıyor bunlar? Yani bu insanlar çok mu zeki ki fark edilmiyor? Evet. Ya burada bir boşluklar var. Bunları konuşmak lazım. Hı hı. Bunları konuşmak Türkiye'nin gücünü zayıflatmaz. Veya zafiyetlerini ortaya çıkarıp Türkiye'yi rezil etmez. Bilakis bunları konuşmak Türkiye'yi güçlendirir, eksikliklerini önler, kapatır. Ve Türkiye'ye en azından dışarıda hı hı. şunu derler. Ya Türkiye'de bir devlet var kardeşim. Evet. Ufak bir şey oluyor. Günlerce, aylarca konuşuluyor, sorumlusu bulunuyor, devlet bununla ilgili tedbir alıyor, yargıya havale ediyor veya onunla ilgili gereğini yapıyor. Evet. Türkiye ciddi bir devlet derler. Hı hı. Bir şeyi örtmek bu çağda hep kötü bir imaj yaratır. Devletin güvensizliğini, defolarının olduğunu ortaya koyar. Bu iyi bir şey değil. Ne varsa işte bu araştırma komisyonu da açıklanmalı, bütün bulgular hatta bunun alınan ifadeler bile paylaşılmalı. Hı hı. Yabancı bir istihbarat yapmışsa kim yaparsa yapsın. Kimin eli varsa varsın bilinmesi lazım ki. Bundan sonra Türkiye'de bir iş yapmaya kalkışan adamın bunun bir hesaplaması lazım. Ya bu bilinir ve Türkiye bunu ifşa eder demesi lazım. Ki siz her biliyorsunuz şeyi sineye, dışarıda görev evet. yapmak nasıl ya da dışarıda, burada görev yapmak de, nasıl yabancı açısından. Son bir dakikamızın içindeyiz. De, mesaj vererek bitirelim şahsen, o zaman ne yapmak gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu acı bir gün. Rus halkına tekrar başsağlığı diliyoruz. Bizim bir diplomat olarak görev yapmak, büyükelçi olmak önemlidir. Onun kendi dışişleri çalışanları açısından da önemlidir ve duygusal bir gündür onlar için de. Ben o acılarını bugün paylaşıyoruz ve bunun tekrar etmemesi için en azından Türkiye'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu, hükümetin her türlü sorumluluğu üstlenip gereğini yapmasını diliyorum. Aksi takdirde bugün Rusya'nın gösterdiği bu olgunluğu başka bir zaman başka bir ülke gösteremeyebilir. Hı hı. Farklı bir noktaya gider işler. Evet. Tedbiri zamanında almak lazım. Hı hı. Peki Öztürk Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim size de. Evet burada bir araya gidelim. Saat başında hem olay yerinden bağlantılarımız olacak. Devam edeceğiz.